dur. Haydi. Ya Allah. Odur ki Sultanı Selahaddin, Burhanül Havakin, Akdeniz'in ve Rumeli'nin, vilayeti İstanbul'un, Kastamonu'nun, Sinop'un, Torosların ve Antalya'nın, Çatalca'nın ve Çorlu'nun, külliyen Ankara kasabasının ve daha nice kasabalarının ecdadı fethederek bize miras bıraktı. İşte tüm bunların sultanı ve padişahı, 7. Osmanoğlu Osman Han geliyor. Destur! Padişahım, padişahım! Padişahım, padişahım! Uğrun hayır ola! Yolun açık ola! Yaşın uzun ola! Gördüğünüz gibi sultanım. Halkımız her zamanki gibi devleti padişahımızın selamı törenine coşkuyla iştirak ediyorlar. Boşuna nefesini yorma İbrahim Bey. Baş mabeyinci olarak sen benden daha iyi bilirsin ki bu bağıranlar parayla tutulmuş şakşakçılardır. Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Kim bunlar İbrahim? Anarşistler padişahım. Bağımsızlık yanlısı direnişçiler devletlum. Osmanlı bağımsız olmalı diye bağırıyorlar. Amerikan askerleri müdahale etsinler hemen. Çarşı! İşgale! Karşı! Çarşı! İşgale! Karşı! Açaklar! Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi Allahu limen hamide. Allahu Ekber. Yatsana lan. Semiallahu lümen hamide. Amin, amin. Cümlemize. Amin, cümlemize. Amin. Cümlemize. Benim ayakkabılar nerede Yadigar? Alo, hünkârımın ayakkabılarını gören var mı? Ayıptır ya, ayıptır. Yani ibadet eden insana yapılır mı bu? Alo! Hünkârımın pradalarını gören var mı? He? Ne olacak şimdi Yadigar? Ayağına taşlar batıyor mu Yadigar? Sizin uğrunuz ayaklarım değil, başım feda olsun hünkârım. Dumrul, arabayı uzağa bırakmadın inşallah. Haşa devletim, arabayı tam şuraya. Araba! Çekil! Cuma'ya gittim, geleceğim diye not bıraktım ben ya! Çekilci! Ulan! Çekilci! Ah Yadigar ah! Yazıklar olsun! Koş! Metreye fazla yazacaktım. Tamam Yadigar, kes. Evladım, kız sen de şunun sesini biraz. Her yerde gökdelen oldu. Utanmasalar benim sarayı da yıkıp diklemesine yapacak herifler. Hakkı halimiz var padişahım. Hakkı halimiz var, başka da bir bokumuz yok Yadigar. Estağfurullah padişahım. Yalan mı? Padişah olduğumuz ancak resmi davetler de akıllarına geliyor. Af buyurun, benim karnım acıktı. Bu yakınlarda yemek yenilecek bir yer var mı Dumrul? Ha, var da öyle. Tarif et de götürsün bizi çocuk. Hoş geldiniz efendim. Big Miller'den size triple double menü veya double double menü falan.
Hükârım, triple vuhopberi deneyin. Soğanı muhanı çok güzel oluyor. Kızım getir bir şeyler işte, getir. Peki efendim. Tiyatrocular triple vuhopper istiyor. Yeni nesil böyle işte hünkârım. Ne gazete okuyorlar, ne televizyon seyrediyorlar. Koskoca hünkârımızı getirdiğin yere bak. Ne yaptım abi? Ben hep burada yiyorum. Tamam, uzatmayın. Ben zaten merak ederdim hep önümden arabayla geçerken. Değişiklik oldu, iyi oldu. Oh! Padişahın tırpırısı nerede? Geldi, buyurun. Bendeki de şans mı? Lale devrinde padişah olmak lazımmış. İbo, are you ready? Hazırım Sayın Valim. Okay then. İbo, iyi misin? İyiyim. Sayın komutan. Tam topu tutuyordum birden. Güneş gözüme girdi. Sorry İbo. Gel dinlen biraz. Dinlen. Sağ ol. Ay, çok düşüncelisiniz Sayın Valim. Rica ederim İbo. Zaten biz Amerikanlar, siz Osmanlılara destek vermek için bu ülkede değil miyiz? İbo'cuğum, sana İbo diyoruz diye kızmıyorsun değil mi? Estağfurullah komutanım. Olur mu öyle şey? Gerçekten padişahın senin gibi bir yardımcısı olması bizim için büyük bir şans. Senin gibi dürüst, akıllı, milletini seven... Eksik olmayayım. Bu Kaliforniya kahvesi de pek güzel oluyor maşallah. Yani böyle içerken yağ gibi akıyor. Ama bizim bu Türk kahvesi böyle içerken... Boğazınıza takılıyor. İbo'cuğum, ufak tefek de olsa ayaklanma hareketleri canımızı sıkıyor biraz. Üstelik Euro Birliği ülkenizin kontrolünü Amerikan kuvvetlerinden alıp adeta Osmanlı Cumhuriyeti'ni işgal etmek istiyor. Ama tabii ki biz senin de yardımlarınla Osmanlı Cumhuriyeti'nin bu oyuna gelmesine izin vermeyeceğiz. Her gün yeni yerler açıyorlar. İnsan ne alacağını şaşırıyor vallahi. Saraya eli boş dönüyoruz. Ah! Burada da seyir varmış. Yürüyün. Demek sadrazamın karısı dün buna baktı ve çok beğendi ha? Evet sultanım, acelesi var diye alamadı ama uğrar bugün yarın. Boşuna uğrar. Hepsini alıyorum, bütün bedenlerini. Paketle. Ay sultanım. Sadece kendi bedeninizden alsaydınız ya. Sen karışma Mahinur. Sen anlamazsın bu işlerden. O Rukiye denen Second Lady geldiği zaman malların satılmış olduğunu görmeli. Bunu da alıyorum. İşte. Avrupa'dan bir şeyler yok mu? Maalesef sultanım. Yalnızca Amerikan mallarını sokabiliyoruz ülkeye. Avrupa malları yasak. Hadi canım. Kızım, sen niye bir şeyler almıyorsun? Aa tabii, o pinti kocan para vermiyor ki ağlasın. Bir de bakan olacak. Nasıl bakansa daha sana bakamıyor ayo. Babası böyledir işte. Kalktı o pinti başmabeyincinin oğluna verdi benim güzel yüzlü prensesimi. Tamam hadi gidin siz. Babanı bekletme. Tutturdu Arda Mehmet de gemi gezisine gelsin diye. Arda Mehmet'im canım benim, canım benim. Bak teknede sakın yaramazlık yapma olur mu benim mini kuşum? Tamam anneanne. Tamam hadi gidin. Padişahımız trafiğe takıldı herhalde. Gördüğünüz gibi sadece ülkenin değil,
Teknenin de geri kalmasına sebep oluyor. Bizim padişah iyidir, hoştur ama Avrupa Birliği'ne girmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu bir türlü anlamıyor. Avrupa Birliği dururken Osmanlı Cumhuriyeti'nin çıkarlarını Amerikan mandasında aramak gerçekten de çok anlamsız. Amerikalıların koyduğu koşullar yüzünden Osmanlı'ya doğru düzgün mal satamıyor Avrupa ülkelerine. Süreç tamamlanıp da bizi Avrupa Birliği'ne aldığınızda mandaya da saltanata da gerek kalmayacak. O zaman Amerika'nın değil sizin borunuz ötecek. Yani çıkarlarımız doğrultusunda. O zaman borumuzun otu şuna içelim. Borunuza içelim. Bu şampanyaymış, elma suyu değilmiş. Puh, tövbe tövbe. Günaha girdik. Puh, al şu mursuyu getir be. Kay! Hünkârımız geliyor. Orkestra, karşılama marşını çalın çabuk. Hayırdır hünkârım? Makam aracınıza ne oldu? Senin zabıtanlar Sadık. Cuma namazı çıkışı çektiler arabayı. Siz hiç merak etmeyin. Ben derhal ilgileneceğim sultanım. Sultanım biliyorsunuz... Mr. Verhoeven Avrupa Birliği Osmanlı Cumhuriyeti Komisyonu Başkanı. Mr. Alhoeven de Osmanlı Uyum Masası Şefi. Hoş geldiniz. Esas siz hoş geldiniz. Burası benim ülkem. Bir an gelmeyeceksiniz sanettik. Gelmem mi? Dostlarını yakın tut demiş atalarımız. Düşmanlarını daha da yakın. Dede! Dede! Gel bakayım, gel Arda, gel. Dedesinin erkek evladı. Hoş geldin kızım. Annen gelmedi mi? Alışverişte. Başka bir şeyden anlamaz zaten. Neyse. Sadık, tekneyi kaldır artık, geç kalmayalım. Kızdırmayalım misafirleri. Maazallah kızarlarsa ağabeye girişimizi 20 seneden 30 seneye öteleyiverirler. Hemen kalkıyoruz hünkârım. Hemen kalkıyoruz. Bir ara Arda Mehmet de pipisini göstersin amcalara. Koca adam oldu maşallah. Hemen. Latife şinas işte. Maşallah, maşallah. Hadi gel. Keşke izin verseydiniz de ben de katılsaydım şu tekne gezisine babacığım. Salaksın sen oğlum, salak. Ne işin var Avrupa Birliği'nin kuyruğuna takılmış bu hükümetle? Ama AB yolunda çok mühim mesafeler kat edildi. Bana bak evlat, yolarım o kıl bıyıklarını şimdi senin. Sen bu ülkenin müstakbel padişahının babasısın. Ama sevgili kayınpederim 7. Osman sağ ve Allah başımızdan eksik etmesin Haşmetli'yi. Haşmetli'ymiş. Oğlun Arda Mehmet tahta geçince taht bizim sülalemize geçmiş olacak. Farkında mısın? Halifelik makamı bile bizim sülalemize geçecek. Düşün sen. Yani kulağa hoş geliyor ama... Kulağa hoş gelen göze de hoş gelir. Haklısınız babacığım. Hadi yıkıl şimdi karşımda. Hayırlı günler babacığım. Gez bakalım Osman Efendi. Gez. Sayılı günler çabuk geçer. Yok arkadaş. Bizim bir lidere ihtiyacımız var. Toparlayıcı ve birleştirici bir lider. Doğru. Taht-ı Hümayun bize birazcık destek verse. Oğlum, sizi Taht-ı Hümayun değil, Zamk-ı Hümayun bile birleştiremez lan. Hiç. Sen piştine baksana kardeşim. Memleket Amerikan mandası altında, bu liboşlar hala pişti oynuyor. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Amerikan mandasına bir kere ben de karşıyım. Hadi ya. Tabii abi. Ya sizin gibi mandalar dururken Amerikan mandasına ne gerek var lan? Sen kime manda diyorsun lan? Ha? Kime manda diyorsun? Kupa kızı! Bırak be abi, boş ver. Bırak bu teslimiyetçilerle uğraşmayı. Biz kendi işimize bakalım. Lan lan lan. Arkadaşlar, bu sefer Amerikalıların işi kesin bitti abi. O ne oğlum elindeki? Tezek. Ha, koklatınca Amerikalıların hepsi kaçar. Ne gülüyorsunuz lan, ne gülüyorsunuz? Bir yerde okudum. Gübreden bomba yapılıyormuş. Bok bombası yani.
salak. Suni gübre lazım sana. Bu doğal mı? Kokla bak anlarsın. Hip 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 hip. Sipalat 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 si. Hip 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 hip. Bunlar kim? Ne yapıyorlar burada? Sanayi nefise öğrencileri hünkârım. Eskiyen süslemeleri restore edip onarıyorlar. Merak etmeyin, para almayacaklar. Kolay gelsin gençler. Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Senin adın... Aferin, aferin. Hadi siz devam edin çocuklar. Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Saliha, bugün anarşistler cuma selamlığında nümayiş çıkardılar. Sen bu kadar pasif davranırsan yakında sarayda da nümayiş çıkarırlar. Aslında hak vermiyor değilim adamlara. Niyeymiş o? Niye olacak Saliha? Koskoca Osmanlı'nın elinde İstanbul dahil 15 tane vilayet kaldı. Benim bile ağrıma gidiyor. Ecnebilerin himayesinde bir padişah olmak. Aman aman hiç merak etme. Sen de bu pısırıklık olduktan sonra Sadık Muhtar yakında külliyen saltanatı kaldırır. Senin de üzülecek hiçbir şeyciğin kalmaz. O görgüsüz karısı da durmadan alışveriş yapar. Ha şöyle söyle. Senin derdin siyaset falan değil Saliha. Sen Sadık Muhtar'ın karısıyla sidik yarıştırmayı seviyorsun. Ne var? Koskoca padişah karısıyım ben. Hem neden onların ödenekleri bizimkinin 10 katı, ha? Saliha. Neden? Onların ödeneği örtülü, örtülü ödenek. Aman, onların her şeyi örtülü zaten. Ben senin moralini düzeltirim. Sırnaşma Osman. Saliha, padişahın sözü fermandır ona göre. Üf, yapma Osman. Başım ağrıyor başım. Uyuyacağım. Ulan ne başmış? 20 senedir ağrıyor be. Aa, evlenmeden önce söyleseydin kronik baş ağrın olduğunu o zaman. Haremi kapattırmazdık en azından. Öf. Ne başmış ya? Osman saçmalama da gel yat uyu hadi. Ne yatması Saliha? Koskoca Cihan padişahıyım. Senede 4 kere halvet olursak öpte başına koy. Pandalar bile benden daha çok yapıyor bu işi. Ayol sen gece gece nereye gidiyorsun? Gülhane hayvanat bahçesine. Oradaki pandalara soracağım. Siz nasıl dayanıyorsunuz diyeceğim. Yazıklar olsun. Vermedi gitti karı be. Sazlar çalınır, canlı canın bahçelerinde, palmelerinde. Osman Bey, kaç haftadır gelmeyince merak ettim. Ne oldu, unuttun mu bizi? Olur mu öyle şey be Zarafet? Unutmak ne demek? Devlet işleri işte. Bilirsin. Erik rakisi. Kosovalı. Bu kız yeni mi katıldı Fasıl ekibine? Hangisi Moren?
Şu ufak tefek minik serçe gibi bir şey var. Maşallah pek de güzel sesi varmış. Kızım adın ne senin? Feven. Maşallah pek de güzelmiş sesin. Olmaz ilacı bilir misin? Bilirim efendim. Oku evladım. Pekala. Yeni geldi İzmir'den İstanbul'a. Gelseymiş daha peşin çok büyük bir şarkıcı olurmuş bilir misin? Allah bahtını açık etsin. Amin. İnşallah. Olmaz ilaç seni sat bareme. Olmaz ilaç seni sat bareme. Gel. İşkembe çorbanız hazır padişahım. Gel Dumrul, koy şöyle. Çok içirmiş dün gece ya. Başka bir emriniz var padişahım? Yok Dumrul, git sen. Ha Dumrul. Buyurun padişahım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşti? Antep Saint Germain. Yapma. Fransızlara karşı hiç şansımız tutmuyor Dumrul. Acaba Atletico Adana mı çıksaydı? Siz hiç merak etmeyin. Orta sahayı kalabalık tutup topu yere indirdik mi haklarından geliriz evvelallah. İnşallah, inşallah. Sen bak işine. Başım üstüne. Dede, dede bak. İbrahim dedem getirdi. Dost ve müttefikimiz Amerikalı vali hediye etmiş. Gününüz aydın olsun efendim. Bu nedir ya? Ginger diyorlar efendim. Bir nevi velespit. Binip gidiyorsunuz. Ben bisiklete binemem. Koskoca padişahsın be dede. Bundan mı korkuyorsun? Üstelik İbrahim deden bile bindi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim, Amerikalılar bir cinlik yapmasın bunun içine. Olur mu efendim? Stratejik ortağımız onlar bizim. İyi, hadi ben gidiyorum. Aman hünkârım, dikkat olunuz. Helal dedem benim be. Bir tur atıp geleceğim. Vallahi gidiyor. Çekilin evlat. İyi geldi mi? Evet. Biraz acısını aldı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Asude. Asude Hanım. Memnun oldum. Ben de Osman. Yedinci Osman. Biliyorum. Yine mağazada bırakmışlar aldığım giysileri. Osman. Neler oluyor burada? Saliha Hanım, bu Asude. Kendisi sanayi nefise... Osman, yazıklar olsun sana. Hayatım, yanlış anladın. Ben Asude Hanım'a buz koyuyordum. Neresine ne koyuyorsan koy Osman. Dinlemiyorum seni. Saliha Hanım. Saliha. Saliha. Atma artık Saliha. Devletin malı onlar, atma. Devletin malına verdiğin değer kadar. Karına da değer verseydin ya.
mı başkasının bacağında okşamaya? Hem de bizim sarayımızda! Yahu vallahi de billahi de ben kızcağızın bacağını falan okşamıyordum Saliha. Benim yüzümden kızın ayağı incindi. İlk yardım amacıyla buz tutuyordum ben ayağı. Sen padişah mısın, doktor musun? Tahta çıkarken Hipokrat yemini mi ettin be adam? Yahu padişahsak insan değil miyiz? İhtiyacı olan birine yardım etmeli mi ya? Emine bal döküp yalasaydın bari. Tövbe tövbe, ben has bahçeye çıkıyorum. Sakinleşelim biraz Saliha, sakinleşelim. Sakinleşmeyeceğim, sakinleşmeyeceğim işte. Sıçtın evin içine. Kaldı ki sen amatör doktor değil misin? Gel de sakinleştir bakalım. Oh, perfect. Tam isabet İbo'cuğum. Kazayla oldu sayın valim. İsabet dediniz de birden aklıma geldi. Osman'ın tahttan indirilip yerine torunum Arda Mehmet'in getirilmesi konusunda siz de isabet buyursanız da. O da olacak İbo'cuğum, zamanı gelince. Acele etme. Step by step. Siz nasıl münasip buyurursanız efendim. Sir, French Ambassador Mr. Oliver is here to see you. Okay, let him in. Sayın Valim, misafiriniz var herhalde. İsterseniz ben... Gerek yok İbo'cuğum. Sen yabancı değilsin. Fransız Büyükelçisi gelmiş. Monsieur General. Welcome, Monsieur Oliver. Colonel. Monsieur. Nasılsın paşa? Hamdolsun Sayın Başkonsolos. I'd like to speak with you about an important problem. Konuşabilirsiniz Sayın Büyükelçi. İbrahim Paşa yabancı değil. Lütfen buyurun Türkçe konuşun. Sayın Vali, Antep ve Diyarbakır'daki Kürt Arılıkçı direniş hareketlerinin arkasında Osmanlıların olduğuna dair ciddi duyumlarımız var. Sayın Büyükelçi, Osmanlı Sarayı Fransa'nın üniter bütünlüğüne karşı saygı duymaktadır. Ama saraydaki haritalarda Antep ve Diyarbakır Osmanlı Cumhuriyeti sınırları içinde görünüyor. Matbaa hatasıdır. Matbaa hatası ha? Ya bu ne? Biji Serok Osman. Canım olabilir. Belki Kürtler padişaha sempati duyuyorlardır. Avrupa Birliği'ne girmesi için iyi niyetle çalıştığımız Osmanlı Cumhuriyeti'nin bizi bölmek istemesi çok acı. Bırakın Avrupa Birliği'ni Sayın Büyükelçi. Açık açık söyleyin. Osmanlı'yı AB'ye sokup saltanatı kaldırmak istiyoruz deyin. İbrahim Paşa, Sayın Büyükelçi, sakin olun lütfen. Relax. Sayın Vali, kusura bakmayın ama bunları siz Amerikalılar şımartıyorsunuz. Sayın Büyükelçi, Sayın Valimle bu şekilde konuşmanıza asla müsaade edemem. İbo'cuğum, sakin ol please. Sayın Büyükelçi, ben ilettiğiniz hususlarda hassasiyet göstereceğim. Endişe etmeyin. Başka söyleyecek bir sözünüz yoksa... Yok. Ama üzülerek görüyorum ki durum sandığımızdan problematik. Au revoir. Affedersiniz Sayın Vali. Size densizlik edince birden celallendim de. Affetmek ne demek İbo'cuğum? Senin ne kadar iyi bir dost olduğunu bir kere daha gördüm. Bunu bizi savunduğun için bir teşekkür olarak kabul et lütfen. Tamam. Tamam olmasına da silahı ve mühimmatı kim bulacak bize? Ben buldum bile arkadaşlar. Hah. Üzeyir de geldi, ekip tamamlandı. Direniş için silah sorununu çözdüm arkadaşlar. Bunlardan nereden baksanız 100-150 adet bulabilirim. Oğlum bu ne lan? Buna uygun kurşun bile bulunmaz. Amerikalıları böyle mi öldüreceksin? Çakal. Kurşunla çalışmıyor bu. Barut atıyor, barut. Lan mancınık getirseydin bari. Hands up ladies and obey the orders. Elleri yukarı. I said hands up. What, you're not Turkish? Ya, ne yapıyorsun be Johnny? İki tane piştim vardı ya. Yavaş. What's this? Turistik. Turistik. $5. Siktir lan. $6 da olur. Fuck you. Fuck you derken?
Bu sesler sıkıntıya birebir değil mi? Affedersiniz, geldiğinizi görmedim. Estağfurullah. Ayağınız nasıl oldu diye merak ettim Aside Hanım. İyi. Bayağı ağrısı geçti. Buyurun. Ne kadar güzel çiçekler. Sarayın çiçekleri. Güzel açmayanın kellesini uçuruyoruz. Gerçi kalmadı pek. Önüne gelen koparıyor. Birkaç tane kalmış, onları sizin için topladım. Hastaya ziyaret babında. Çok incesiniz. Estağfurullah. Bu çeşmeyi daha önce gördünüz mü? Rahmetli dedem yaptırmış. Veled-i Hariri çeşmesi. Buyurun. Buyurun. Lütfen siz buyurun. Estağfurullah, buyurun. Ama siz padişahsınız. O zaman padişah olarak emrediyorum, buyurun. Peki. Şey diyecektim. Umarım Sultan Hanım'a karşı sizi zor durumda bırakmamışımdır. Saliha'ya karşı mı? Dert etmeyin. Ben ona karşı her zaman zor durumdayım zaten. Siz ne diyecektiniz? Ben sizi yemeğe çıkarmak istiyorum. Yanlış anlamayın sakın. Ayağınıza olanlar çok üzdü beni de, özür dilemek için. Bilmem ki. Padişah olduğumu hatırlatmak isterim. İsterseniz mabeyin katibine söyleyeyim, bir ferman çıkarsın. Sokaklarda gezsin insanlar davulla, asude yemeğe, asude yemeğe. Gerek yok. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Oh be. Yadigardan sonra padişah olduğumu hissettiren biri daha çıktı. Çok şükür. Ölsem de gam yemem artık. Polis bizi neden durduruyor? Padişahım çok yaşa diyecektir herhalde. Ehliyet, ruhsat canım. Hadi canım. Hadi canım, ehliyet, ruhsat. Devlet adamı sorumluluğu böyle bir şey işte Aside. Ben özellikle tembih ettim. Padişahım diye torpil geçmeyin dedim. Trafik sigortasının zamanı geçmiş. Bağlayacağız. Neyi? Neyi, arabayı? Saltanat arabası bağlanır mı? Benim sakallar da uzamış değil mi? Ha? Sakal diyorum, sakal. Ha, sakal. Anladım. Hünkârım, sakal değil. Yavaş, yavaş. Bir gören olacak. Daha kim görecek? Eşşoğlu eşek. Dumrul, bas gaza da gidelim. Yoksa ellerimle boğacağım bu densizi. Bas. Padişahım çok yaşa. Laballik de aldı yürüdü. Bunlar benden makas da alır yakında. Kendini bilmezler her toplumda var. Sıkmayın canınızı. Çek kayıkhane, deniz yoluyla giderim bari. Çok sık çıkar mısınız böyle dışarı? Dışarı? Yani yemeğe falan arkadaşlarınızla. Ara sıra. Canım benimki de soru mu? Sizin gibi genç bir kız. Mutlaka eşiyle dostuyla çıkıyordur bir yerlere. Dediğim gibi pek sık değil. Erkek arkadaşınız falan da mı götürmüyor sizi bir yerlere? Benim şu an bir erkek arkadaşım yok. Ya. Benim de bir erkek arkadaşım yok. Ne çok ortak yönümüz var. Yadigar. Şöyle biraz geriye gidin siz. Kayığın dengesi bozuluyor. Baş baş. Baş.
hata bende. Bu yaştan sonra cincira binmeye kalkarsan olacağı bu. Aslında ben iyi gidiyordum da Asude Hanım'ı görünce kontrolümü yitirdim biraz. Olan onun ayağına oldu. Olsun. O kaza olmasaydı şimdi burada sizinle birlikte olamayacaktım. Oraya Osman Bey, ben derim dikkatli olasın. Bu senin Amerikalı vali karışı her şeye. Korkayım şimdi yakında çıkarır bir kanun. Sarayda cırcırla dolaşmak yasak. Zaten sarayla karışmadıkları bir tek o kaldı değil mi? Özür dilerim padişahım, haddimi aştım. Özür dileyecek bir şey yok Asude Hanım. Bazı şeylere katlanıyor olmam kör olduğum anlamına gelmez. Padişahım lütfen kızmayın. İnanın ben öyle de... Ben niye kızarım biliyor musun? Bana hala padişahım diye hitap edersen ona kızarım işte. Demek istey ki ben zerafetin yerinde dilim padişah. Hepinizin arkadaşıyım. Ben de öyle peşin alışamamış idim ama şimdi alıştım yavaş yavaş. Sen de alışırsın değil mi? Peki, elimden geleni yaparım. Osman Bey. Anlaştık. Asude. Beyzadem, alasın bir çiçek sevgili de. Sevgili mi? Allah sahibine başlasın. Pek güzelmiş be abi. Alasın bir gün şu güzel kıza. Bak, sarayın bahçesinde toplandı bu güller. Sarayın bahçesinden mi? Padişah duymasın. Hadi be abi be. Padişahın kıçında donunu alsan haberi olmaz onu. Bu iş verirsin. Ahmet al bunu buradan. Bu arada meyhaneden çıktık. Hala sen Osman Bey diyebiliyor muyum? Tabii Asude. Tamam. Şey diyecektim. Siz aslında benim düşündüğüm gibi bir insan değilmişsiniz. Düşündüğümden kasıt? Yani nasıl desem, çok eğlenceli bir adamsınız. İnsan padişah deyince şey düşünüyor. Ne düşünüyor? Şöyle kafasında gulyabani gibi bir kavuk. Mehter Marşı'ndan başka müzik bilmeyen birini mi düşünüyor? Aha. Estağfurullah. Tam olarak öyle olmasa bile ciddi, sürekli asık suratlı, ona buna emirler yağdırdığınızı düşünürdüm. Sıkıldım be Asude. Her gün onlarca insan padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Bir gün bir tanesi padişahım nasılsın? Padişahım mutlu musun diye sorsa, sıkılıp sıkılıp kendimi zerafetin yerine atıyorum ben de. Vay be, padişahıma bak be. Efendim padişahım. Şöyle 20 metre geriden, geriden. Başla padişahım. Sırtımda bin bir tane yük var be Asude. Ne çocukluk kaldı, ne gençlik. Haksızlık ediyorsunuz kendinize. Bence çok iyi görünüyorsunuz. Biraz kilonuz var ama bu sizi karizmatik, sevimli ve güvenilir gösteriyor. Sağ ol. Eller üşümüş. Sizi eve bırakalım mı? Hı. Buyur. De buraya kadar yordum aslında. Taksiyle gelebilirdim. Hiç olur mu? Sizin gibi güzel genç bir kız bu saatte evine yalnız gönderilir mi? Neyse. Ben de gideyim artık. Yarın sarayda görüşürüz değil mi? Yarın okulda atölye çalışmamız var. Öbür gün geleceğiz saraya. Öyle mi?
Özleteceksiniz kendinizi yani. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Osman Bey. Efendim Asude. İsterseniz cep numaramı vereyim size. Hacı Arif Bey'in bir şarkısının adı aklınıza gelmemişti ya. Onu hatırlarsınız, mesaj atarsınız belki. Ulak'la haber yollayayım. Ulak mı? Asude Hanım, ben cep telefonu kullanmıyorum. Şaka yapıyorsunuz. Hakikaten kullanmıyorum. Yani şimdiye kadar hiç ihtiyaç duymadım. Çok sıkışırsam yanımdakilerden istiyorum. Şimdiye kadar hiç padişahım kontürümüz bitiyor veremeyiz diyen olmadı. Olsun, ben vereyim yine de. Gençler, hadi fakirhaneye, hadi, hadi. Ne oldu? Yok bir şey. Kapat şu ışığı, biri görecek şimdi. Bence çok iyi görünüyorsunuz. Biraz kilonuz var ama bu sizi karizmatik, sevimli ve güvenilir gösteriyor. Ne var Yadigar? Emaneti getirdim devletim. Tamam. Gel benimle. Kullanmaya hazır mı? Hazır devletim. Kartı da var. İyi, o zaman mesajımızı çekebiliriz. Çekebiliriz. Yadigar. Bana mı seslendiniz padişah? Gel hele yanıma. Başlıyor devletim. Senden önemli bir şey isteyeceğim. İsteyin devletim. İsteyin Bizans sarayına girip kraliçeyi... Ne diyorsun Yadigar? Bizans mı kaldı? Deli boşnak. Affedersiniz. Hele şununla mesaj nasıl çekilir bir göster bana. Başlıyor devletim. Yanlış bir numara aradınız. Ben de bilmiyorum mesaj çekmeyi devletim. Aferin sana. Gavur karlarını 99 pozisyonda becermeyi biliyorsun ama. Birinin bize mesaj çekmeyi öğretmesi lazım. Vay! 2.4 inç ekran. 3.2 megapiksel kamera var ha? Evladım bırak megapikseli falan da şu bizim mesajı yazıver. Tamam dede, yazabiliriz. Kime yazacağız mesajı? İsveç kralına. Kral Gustav'a. Devlet başkanlarına indirim yapıyorlarmış. O bakımdan. Al. Telefonu orada. Söyle dede. Merhaba. Nasılsınız? Bizleri sual ederseniz iyiyiz. Hamdolsun. Ya dede ya. Cep telefonundan uzun uzun mektup gibi mesaj yazılmaz. Kısa olsun. Direktman mevzuya girin devletlum. Peki öyleyse. Sizi her an, her dakika görmeyi arzuladığımı söylesem, bilmem kızar mısınız bana? Evet. Lakin gönül ferman dinlemiyor. Sizi hasretle ve muhabbetle kucaklarım. Osman. Biraz samimi olmadı mı dede? Hadi oradan bacaksız. Sen ne bilirsin devlet işlerini? Diplomasi böyledir. Gustav benim yakın arkadaşım. İsveç kralından cevap geldi dede. O da tam şu anda seni düşünüyormuş.
Sağ olsun, sağ olsun. Düşünceli insandır. Asude Hanım, şu an mutluluk sarhoşu gibiyim desem inanır mısınız? Cevap yazmadı acaba? Asude Hanım, iyi misiniz? Bakar mısınız? Emredin padişahım. Asude Hanım gelmedi mi bugün? Asude, gelmedi padişahım. Eğer gelirse ben sorduğunuzu iletirim padişahım. Arabayı hazırlayın, gidiyoruz. Baloncu! Baloncu! Balonlarımda! Haşmetlum, çok dikkat çekiyoruz. Herkes bize bakıyor. Yadigar. Buyurun. Şu baloncuyu getir bana. Başım üstüne. Şey, Osman benim adım. Hangi Osman? Yedinci Osman. Ben Asude Hanım aramıştım. Kendisi burada oturuyor değil mi? Şey, evet. Görüşebilir miyim kendisiyle acaba? Asude yok. Nerede? Dün gece Amerikan askerleri evi basıp Asude'yi götürdüler. Hoş geldiniz Su. Kes seremoni yüzbaşı. Asude nerede? Sakin olun lütfen Mr. Emperor. Kim nerede dediniz? Kim olduğunu benden iyi bilirsin yüzbaşı. Asude. Asude Yılmaz. Dün gece askerlerinin alıkoyduğu kız. Oh yeah. Sanırım anlıyorum. Bahsettiğiniz kişi direnişçilere yardım suçundan tutuklandı. Bana bak yüzbaşı. Belli ki bir yanlışlık olmuş. O kız kendi halinde bir talebedir. Benim de yakınımdır. Okey. Fakat çok kısa bir süre için görebilirsiniz. Kız nerede dedim? Sergeant! Yes, sir! Let them see the girl in the jail! Sir, yes, sir! Dumrum! Open the door. Yes, sir. Asude. Osman Bey. Osman Bey. İyi misin canım? Sana bir zarar verdiler mi? Benim hiçbir suçum yok. Apar topar beni buraya getirdiler. Geçti artık, geçti hepsi. Şimdi seni çıkaracağız buradan Asude. You can't get the girl out, sir. Siktir lan! Siktir! Hadi be! Open! Open the door! Soldier! Konuşma lan! Soldier! Cırcır! Soldier! Stop! Drop your weapon! Drop your weapon now! Bırak o silahı! Sıkıysa gelsene! Aranızda gönüllü var mı? He? Var mı? Kusura bakmayın sir. Bir tutukluyu alıp gitmenize izin veremem. Bana bak yüzbaşı. Benimle meselen varsa benimle hallet. Ama bu kız benim
arkadaşım. Onu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Size buranın bir Amerikan karargahı olduğunu hatırlatırım. Ben de sana buranın Osmanlı toprağı olduğunu hatırlatırım. Hem de senin ataların Amerika'nın temellerini atarken 500. kuruluş yılını kutlayan Osmanlı'nın toprağı. Şimdi aklını başına al ve karşında bir padişah olduğunun farkına var. Ya Asude'nin benimle gelmesine izin verirsin veyahut da başkanını ararsın. Amerika ile Osmanlı arasında politik bir kriz başlattım. Ne diyorsunuz dersin? Eşşoğlu eşek! Gidebilirsiniz Mr. Emperor. Yürü Asude. İnşallah çarşı izninde karşıma çıkarsınız. Padişahımız 7. Osman'ın hapishaneden kız kaçırması gündeme bomba gibi düştü. Saray henüz bir açıklama yapmadı. Maalesef padişah direnişe destek vermekten çok uzak. Destek veremiyorsa padişah macunu versin. Sömürgenin İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı olmaz. Tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık. Bağırın bağırın. Hatta çıkın dışarıda davulla zurnayla ilan edin. Hesapta gizli oturum yapıyorlar. Çeşit lan bunlar. Arkadaşlar. Sonunda gönüllü olacak canlı bombayı buldum. İşte Vahit amca. Vahit amca otur geldik. Canlı bomba nereden çıktı oğlum? Ne bileyim, Orta Doğu'da moda ya. Saçmalama oğlum. Günahsız insanlar da gider arada. Osmanlı'ya yakışmaz. Doğru söylüyorsun. Ne yapacağız şimdi bu canlı bombayı? Oğlum bir şey yapmanıza gerek yok. Canlı bomba sizlere ömür. Ana. Vahit amca! Vahit amca! Canlı bomba elimizde patladı. Hiç utanmadın mı ha? Kızın yaşında biriyle basılırken hiç utanmadın değil mi? Ne söylesem, ne anlatsam anlamayacaksın nasıl olsa. Ben kendimden vazgeçtim. Şu saraya yakışıyor mu yaptığını? Konuşsan Osman. Tamam Saliha. Madem yakışmıyorum ben bu saraya, giderim o zaman. İlahi Osman, çocuk musun sen ayol? Sinirlenip de saraydan çekip giden padişah mı olurmuş? Saliha, tamam. Biz seninle yıllarca aynı yastığa baş koyduk. Lakin ayrı rüyalar görmüşüz. Alışırsın zamanla. Uzun bir sefere gittiğimi düşün mesela. Ama ben senin ne seferine gittiğini çok iyi biliyorum. Ben bile bilmiyorum. Sen nereden bileceksin? Hadi eyvallah. Git! Git bakalım Osman Efendi! Utanç verici bir zevkin zevki geçer, utancı kalır, bunu da unutma! Yok.
Çok temiz bir ev abicim. Daha geçen hafta boşaldı. Tüm ıslak mekanlar seramik abicim. Salon ve odalar parke. Ayrıca çalışır durumda bir de kombisi var efendim. Tam 140 metrekare. Adeta saray yavrusu. Ne diyorsun Yadigar? Haddim değil devletim ama çok güzel. Peki ne kira istiyorlarmış buraya? 2000 Amerikan doları abicim. 3 aylık depozit. Ayrıca ev sahibi kefil de istiyor. Kefil mi? Koskoca Osmanlı Cumhuriyeti'nin padişahına gittik. Padişah gelse kefil isteyecekler. Devir bu devir. Müsaadenizle ben kefil olayım. Sana yük olmayayım. Ne demek devletim? Ben sizin adınıza ölmeyi göze almışım. Bir insanın lafı mı olur? Tamam Yadigar. Tutuyoruz evi. Tamamdır. Yankılarını tartışacağız. Şimdi söz millette. Eğer söz milletinse ben padişahımın yanındayım. Ne yani? Padişahtır diye onu çapkınlık yapma hakkı yok mu? Katılıyorum. Şah. Hanımefendinin cevabı var. Buyurun, buyurun. Vallahi bravo. Ben ömrümde böyle hamle görmedim. Ben bunu hak ettim efendim. İbo'cuğum, senin padişah da bayağı çapkınmış değil mi? Kepazelik işte. Özür dilerim saray adına efendim. Biliyorsunuz Osman Bey'i. İnadım inat, kıçım iki kanat. Ben Osman hakkında değil, kız hakkında konuşacaktım. Kızın kıçı hakkında mı? Durum sandığından ciddi İbo. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Asude. Ne oldu Asude bacı? Mesele nedir? Ben... saraydaki görevimden ayrılmak istiyorum. Ne demek ayrılmak istiyorum Asude? Bu aşamaya gelmişken. Yapamam. Lütfen. Anlayın beni. Ben de diyorum İbrahim hayırlı olsuna gelmedi. Saliha Sultan'dan mı korktu nedir? Haşa devletlim olur mu? Hayırlı olsuna geleceğim tabii. Lakin şu anda çok önemli bir mevzuda malumat vermeye gelmiş bulunuyorum. Hayrola neymiş o? Devletlüm, dost ve müttefik birlikler komutanlığı istihbarat müdürüyle bir görüşme yaptım az önce. Evet. Sarayda restorasyon çalışmalarını yapan Sanayi Nefise talebelerini biliyorsunuz. Evet. O talebelerin içinde Amerikan mandası karşıtı direnişçilerin olduğuna dair ciddi bir istihbarat var. Direnişçiler. İbrahim, siz bir bahane uydurup saraydaki restorasyonu durdurun. Ben de Asude ile bir konuşayım. Belki casusun kim olduğuna dair bir fikri vardır. Şey devletlüm, istihbaratlar direnişçilerden birinin de Asude Hanım olduğu yönünde. Sen benimle eğleniyor musun İbrahim? Haşa hünkârım. İstihbaratlar öyle diyor. Asude Hanım'a sizinle bir gönül ilişkisi kurması vazifesi verilmiş. Gönül ilişkisi mi? Evet sultanım. Direnişçiler bu sayede sarayın desteğini almayı umut ediyormuş. Zavallılık işte. İbrahim. Seni Amerikalılar mı doldurdu yoksa Saliha Sultan mı bilmiyorum ama sırf benim arkadaşım olduğu için zavallı bir kıza çamur atmaya devam edersen Allah belamı versin. Baş mavi incim demem, dünürüm demem, kendi ellerimle boğarım seni. Defol gitten buradan. Emredersiniz. Defol! Devletliğim. Koskoca Amerikan istihbarat teşkilatının işi gücü yok. Sırf beni seviyor diye zavallı kızcağıza çamur atıyorlar.
Uykularınız kaçıyor değil mi? Padişah hayatında ilk kez mutlu, aşık diye. La havle ve la kuvvete. Belanı mı arıyorsun İbrahim? Belanı mı arıyorsun? Selam. Asude. Başkasını mı bekliyordunuz? Eğer cariyelerinizden biri gelecekse ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim hünkârım. İbrahim Bey bendeydi de geri geldi zannettim. Aşağıda karşılaştık baktı ama tanımadı beni. Oo, bayağı yerleşmişsin. İşte ufak ufak eksikleri tamamlıyoruz. İdareten. Baksana ne aldım. Tabii daha büyüğünü alacaktım ama neye ihtiyacım var bilmediğim için. Şimdilik böyle ufak bir şey aldım. Açsana. Beğendin mi? De teşekkür ederim. Nereye koyalım? Bence yatak odasına koyalım. Böylece sabahları uyandığında ilk beni görmüş olursun. Asude. Efendim? Ben sana bir şey sormak istiyorum. Tamam. Ama önce ben sana bir şey soracağım. Nedir? Yadigar buralarda mı? Hayır. Çat kapı gelmez yani. Gelmez. İzinli bugün. Neden sordun? Banyo çok iyi geldi. Oo, saat çok geç olmuş. Arkadaşlarla buluşacaktık bir sergiyi gezmek için. Çıksam kızmazsın değil mi? Git tabii git. Git de arkadaşlarına görevini başarıyla yerine getirdiğini söyle. Onlara çok kolay oldu de. Çocuk yaşta evlenmiş adamcağız zaten, karısıyla mutsuz. Biraz cilveli laflar ettim. Biraz musiki sohbeti yaptım. Üç günde tavladım, attım yatağa de. Osman. Her şey direniş içinde. Yazık Asude, yazık. Lütfen. Yemin ederim. Kes artık oyun oynama Asude. Tamam. Kabul ediyorum. Saraya geliş amacım... bir şekilde sana yakınlaşıp... direniş için desteğini almaktı. Ama seni tanıdıktan sonra... her şey değişti. Yemin ediyorum ki şu an karşında bir direnişçi yok.
Seni seven bir mektep talebesi var. Ben karşımda saltanata ihanet ettiği için ölmekten korkan yalancı bir kadın görüyorum Asude. Öldüreceksen hiç durma, çek tetiği. Ama bana sakın saltanattan falan bahsetme. Çünkü ortada ne saltanat var, ne de padişah. Bu işgal sürdüğü sürece sen sadece bir semt adısın. Osman Bey. Defol git bu evden. Gözüm görmesin seni. Pikmas paridola, nonone kuytova. Ayotho temiera, diali çüşel şova. Ayotho temiera, diali çüşel şova. Abre more Osman Bey. İşte bir ay her akşam her akşam. Yeter artık. Dokunma zarafet. Sadece içmek istiyorum. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Padişahım, siz emir buyurursanız gider ararım. Nerededir, ne yapıyordur bakarım padişahım. Gerek yok yadigar. Şeytan görsün Asude'nin yüzünü. Ben bir arkadaşımı aradım zaten, İsveç kralını. Dua etsin boynunu vurdurmadı mı? Devletim, söyleyeceklerim için affınıza sığınıyorum. Ben kendimi Osmanlı'ya ve size adamışım. Şu an burada ölün deyin, kafama kurşunu sıkarım. Yalnız şu soruyu anlayamıyorum. Bir insanın ülkesinin esaret altında olmasına üzülmesi vatan hainliği midir? Yoksa ülkesini çok sevmesi mi? Bak yadigar, ülkenin Amerikalıların, Avrupalıların elinde oyuncak olması benim de hoşuma gitmiyor. Ama bir hükümdar için vatan sevgisi, yeri geldiğinde sırf kendi tebaası çocukça maceralarla telef olmasın diye kukla olmayı gerektirir. O yüzden sen kafanı yorma bu işlere. Siz nasıl münasip görürseniz devletim. Lakin emin olun ki bu toprağın insanı ölümü esarete tercih eder. İçki başlarında yol gösterecek bir liderleri olsun. Sultanım, bir kuş çıktı garibin yavrularından. Maşallah, maşallah. Girizgahı, sipetleri. Makarası tam bir bülbül. Sulu şakşakları bozuk. Memlekette bozuk olmayan şey mi kaldı be Arap? Hakkınız var sultanım. Arap,
Aslında bu garibe Bursa Karacabey Bülbül'ü dinleteceksin. Bak nasıl patlıyor hayvan. Ötüşü farklı mı Bursa Bülbül'üne? Farklı tabii ya. Girizgahları kurbağalı olur. Tül 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 tül. Hip 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 fay facik. Kay 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 pin. Pin 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 pin. Yapar, üzerine 27 şakşağını bağlar. Dürü 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 dürü. Keser. O pin çok önemli. Sultan-ı Eygah makamına tekabül eder. O pin çok önemli. Sal bunu Arap. Garip. Ben sevdiğiniz kuş hünkârım. Hepsini sal Arap. Onlar da benim gibi kafeste yaşamasınlar. Özgür olsunlar. Padişahım. Gel İbrahim otur. Şey devletliğim. Basın haremden taşınıp ayrı ev kurma konusunu fazla kurcalamaya başladı. Onlara ne ki İbrahim? Koskoca padişah değil miyim ben? Onlara mı soracağım nerede kalacağımı? Heybeliada'daki yazlık tadilatta. O yüzden başka bir yerde kalıyor falan diyiverin. Üzerinde durmayın. Zaten Heybeliada'daki konut meselesini de yazmış bugün birkaç gazete. 7. Osman'ın yazdığında bundan böyle Yunan paşaları kalacak diye. Ne Yunan paşası? Niye kalıyor? Davet falan mı veriyoruz İbrahim? Hayır devletim. Heybeliada Yunanlılara veriliyor ya. Ne diyorsun sen be adam? Ne diyorsun sen? Özür dilerim devletim. Haberiniz var zannediyordum. Muhtar hükümeti Amerikalılarla dostluğumuza nispet yapmak için Heybeliada'yı Yunanlılara verdi. Hatta bu saatlerde resmi tören yapılmak üzere. Allah belalarını versin. Rezalet ulan bu. Rezalet. Emredip hocam. Arabayı hazırla gidiyoruz. Başımla beraber. Peki Heybeli'yi verince Avrupa Birliği'ne bizi dahil edecek misiniz? Tam üyelik olmaz da belki torpil yortakla gibi bir şey yaparız. Neyse. Hayırlı olsun bari. Bre rezil. Bre ödlek. Benden habersiz devletimin toprağını mı dağıtıyorsun Sadık Muhtar? Ama bu parlamentonun kararı. Sadık Muhtar, sen kime sadıksın? Bana sormadan nasıl verirsin heybeliği? Ama bu diplomatik bir skandal. Gebersiz soysuz. Kimseye peşkeş plan çektiğimiz yok hünkârım. Ayrıca bir sürü de hibe kredi aldık. Para almaya alışan, buyruk almaya da alışır Sadık. Bana sormadan bir şey yapmayacaksınız artık. Ama hükümet olarak böyle bir yetkim var efendim. Öyle bir yetkisi var. Biz bu konuda Sadık Bey'i muhatap alıyoruz. Sadık Bey imzalar mısınız? Adam ada verilmeyecek lan kimseye. Siz bu agresiflik ve barbarlıkla Avrupa Birliği'ne çok zor giriyorsunuz. Siktir git lan. Sana gireceğim sağlı sollu şimdi olacak. Ya bu böyle olmayacak arkadaşlar. Bu böyle olmayacak ya. Derhal harekete geçmeliyiz. Ulan neyin derhalinden bahsediyorsun sen ya? İki senedir her gün derhal harekete geçiyorsunuz. Ulan biz bıktık be. Amerikalılar sizin de kafanıza silah dayayınca anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Kafamıza niye silah dayasınlar ki oğlum? Biz sizin gibi olmayacak duaya amin diyenler örgütünden değiliz ki. Everybody freeze! Nobody move! Lay down! Lay down! Geldi sizinkiler. Yalnız adamlara ayıp ediyorsunuz ha. Her seferinde onlar sizin ayağınıza gidiyor. Ya bir kere de siz onların ayağına gidin be. Tamam tamam Johnny. Şakalaşıyoruz aramızda. Joke joke. What's this? This is Bursa çakısı. Sarge, I found this in his pocket. Ne yapacaktın sen bununla? Hıyar soyacaktı ben bununla. Canım mı çekti? Ah canım. Bak aynaya bak da hıyar özlemin dinsin. Müzeyi! Şerefsizler! Şerefsizler! Ne yaptılar oğlum size? Ne yaptı? Stop!
banda değil, Mandoğlu bandaymışsınız lan! Hayda, nereden çıktı şimdi bunlar ya? Ne oldu? Amerikanlar çevirme yapıyor Devletlum. Stop. Birader, hayrola bir şey mi var, he? We're gonna search the car. Padişah. Oğlum padişah. Osmanlı padişah. Get out of the car. Fe subhanallah. Şşş, birader. Padişah diyoruz, padişah. Ottoman Empire, you know? You're coming with us. Lan, elini terbiyesin. Lan, dursun, lan. Bırak lan. Bırak lan. Padişahımı. Ben sana fark. Gibini al. Yapamıyor. Gibini. Padişahım. Kumrul evladım. Lan. Şu anaşekler vurmayın. Yadigar. Padişahımı bırakın lan. Bırakın. Sen kime kelepçe takıyorsun? Bırak kendim yürürüm ulan. Bırak. Yazıklar olsun. Aslanı kediye boğdurdunuz şerefsizler. Şşt. Johnny. Yanlışlık yapıyorsunuz bak. Zatelleri Osmanlı Cumhuriyeti'nin padişahı. Bana bak ben ikaz ediyorum askerliğin yanacak ha. Memleketin en doğusuna ta Ankara'ya gönderileceksin. Alo kime diyorum lan ben? I don't understand Turkish. Açıklı lan eşi olacak. What? Bak nasıl anladın şimdi? What? İnse bir inse iki dakika inse o. Perişanın oğlu. Allah'ım çok iyisin. Puş diyorum lan sana, puş diyorum be. Bırak be. Merhaba kardeş. Merhaba bacım. Sizi de mi yanlışlıkla içeri attılar yoksa? Ha, geçmiş olsun. Vay bunlar iyice azıttı ha. Onların yüzünden iş bile tutamıyoruz biz. Ha neymiş? Temde bir tek Amerikalı orospular çalışabilirmiş. Siz kimin ülkesinde kimi çalıştırmıyorsunuz ulan? Ha biz bu ülkenin orospusu değil miyiz? Sen ne düşün amca? Sülalemi boğdurdum. Bacı, lafına dikkat et. Amca dediğin Osmanlı Cumhuriyeti'nin padişahıdır. Hadi be. Memnun oldum padişahım, çok yaşa. Ben de İngiltere Kraliçesi 5. Elizabeth. Bacım, ayıp oluyor ama ha. Ay ne var ayol? Çıkarken hatırlatın bir kartımızı verelim. Bakarsın padişah bile harimini alır kız. Bacım o, sen ağzından çıkanı... Mr. Osmanoğlu, Mr. Osmanoğlu ne kadar üzgünüm bilemezsiniz. İnanılmaz bir yanlışlık oldu. Unbelievable. Lütfen özürlerimizi kabul edin. Hemen çıkabilirsiniz. Buyurun lütfen. Çeşminaz kız. Adam hakikaten padişahmış. Esas tanrı. Padişah gibi yaşayamadık. Padişah gibi ölelim bari. Thank you.
Allah kahretsin. Ulan burada da mı dinleme cihazı? Yettiniz ulan. Allah belanızı versin lan sizin. Yadigar! Yadigar. Emredin devletim. İbrahim Paşa'ya haber sal hemen. Herkesi yarın Divan-ı Hümayun'da görmek istiyorum. Direnişçilerden bir iki temsilci de bulunsun. Sınır dışına da haber verin Yadigar. İzmir'den, Trabzon'dan ve Urfa'dan temsilciler istiyorum. Emredersiniz devletim. Uçurtmalar rüzgar sayesinde uçmaz Yadigar. Rüzgara karşı durdukları için yükselirler. Osmanlı da öyle yapmalı. Ulan maça kızı, hala inanamıyorum oğlum direnişe katıldığınıza. Ne yapalım oğlum? Sen biraz eksik kalınca ya biz de el atalım direkt şu direnişe. Tuzluk. Ulan minyatür. Dikkat! Padişahımız geliyor. Buyurun devletim. Buyurun efendim. Anadolu'dan temsilciler de var mı bunların içinde? Var devletim. İlaveten direnişe destek vermek için çarşı grubu, Jön Fenerliler ve Muazzam Aslan grubu temsilcileri de buradalar efendim. Hı. Güzel. Biliyorum. Hepiniz merak ediyorsunuz neden burada olduğunuzu. Öncelikle ben padişahınız 7. Osman hepinizden af dilerim. Geç de olsa fark ettim ki bağımsızlık aşkı yüzyıllardır karakterini işlemiş bu milletin evlatları şehadeti esareti her zaman tercih eder. Bu yüzden Allahü Teala'nın yardımıyla ülkemizi düşman işgalinden kurtaracak olan direnişçilere destek verme kararı aldım. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, haberiniz olarak ediyor. Gerek maddi gerek manevi olarak Anadolu'daki direnişçiler hiçbir şey esirgenmeden desteklenecek. Bu utanç verici rezil işgalden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. İbrahim Bey. Buyurun hünkârım. Osmanlı TV'ye haber verin. Yarın tebaama sesleneceğim. Siz nasıl münasip buyurursanız hünkârım. İyi de padişahım, işgalcilerle savaşmak için silah ve mühimmat lazım bize. Evet padişahım. Vatan için canımız feda. Ama silahımız olsa da birkaç gavur telef etsek fena mı olur ha? Tamam. Gelin benimle. Hadi aslanlar çekilin. 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 Dur. Çabuk dur. Al. Bundan sonra kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Yaşasın padişahımız! Yok, yaşasın padişahımız! Yaşasın padişahımız! Çok yaşasın! Yarın sabahtan tezi yok. Saraylarımdaki tüm cephanelikler Anadolu'ya sevk edilecek. Padişahımız, işinize karışmak gibi olmasın ama bu savaşı kaybedersek tahttan olmak var. İşgal devletleri bu başkaldırıya sinirlenip saltanatı toptan kaldırabilirler. Böyle kalacağına kaldırsınlar İbrahim Bey. Hiç olmazsa onuruyla şerefiyle kalkmış olur. Unutmayın ki yıpranmak paslanmaktan iyidir. Ama bu çılgınca bir fikir devleti padişahım. Saltanatı tehlikeye sokamazsınız. Sana ne be adam? Padişah da benim, kaybedecek olan da benim. Siz bilirsiniz padişahım. Bol bol mermi dağıtın Yadigar. Bol bol mermi. Padişahım. Hadi git sandıkları getir. Koşun oradan. Memiş getir onları. Yok bu nefiyat.
ne figandır. Yadigar abi. Yadigar abi. Devlet Lum, ben sizin adınıza ölmeyi göze almışım. Bir insanın lafı mı olur? Şu an burada öldüğün kafama kurşunu sıkarım. Aranızda gönüllü var mı? He? Var mı? Aralarında Divan-ı Hümayun üyelerinin de bulunduğu bir grup saray görevlisi, Padişah 7. Osman'a karşı bir darbe girişiminde bulundu. Vatan hainlerinin bu girişimi, dost ve müttefik Amerikan askerlerinin cansiperane müdahalesi sayesinde kanlı da olsa bastırıldı. Padişah 7. Osman'ın darbe girişiminden herhangi bir yara almadan kurtulduğu, ancak yaşanan olayların da etkisiyle, kendi rızasıyla tahtı torunu Arda Mehmet'e bıraktığı ve istirahat etmek üzere Bodrum'a yerleşmeye karar verdiği bildirildi. Eski Padişah 7. Osman'ın akşam saatlerinde İstanbul'dan ayrılacağı söyleniyor. Dede! Dede! Ağlama, niye ağlıyorsun? Dediklerimi unutmak yok, tamam mı evlat? Tamam dede. Sen kimin torunusun, söyle bakalım. Fatih, Selim'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın. Ben çok gurur duyulacak işler yapamadım maalesef. Ama sen büyük bir padişah olacaksın. Ben senin de torunun olmaktan gurur duyuyorum. Annen gelmedi mi kızım? Şaşırmadım. Padişah karısı olmakla yetinmeyen, devrik padişah karısı olmakla hiç yetinmez. Neyse. Torunuma iyi bak. Kendine de iyi bak.
O İbrahim'e yedirme torunumu. Gel. Ağlama anne. Sen artık padişah annesisin. Ağlamak yok. Ben de seni seviyorum kızım. Elveda şehri İstanbul. Sevdiklerim sana emanet. Durun! Osman Bey. Aside. Padişahımdan özür dilemeye geldim. Sen özür dilenecek bir şey yapmadın ki Aside. Zamanında ileri görüşlü bir arkadaşımın da dediği gibi ben padişah değilim zaten. Artık gerçekten bir semt adıyım. O arkadaşın padişah olduğun için değil, Osman Bey olduğun için sana aşık olduğunu söylemişti. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Peki sen? Sen onu seviyor musun? Bak Aside. Beni hala seviyor musun Osman? Beni de götür. Sevdiğim erkeğin yanında olmak istiyorum. Kaptan, bir yolcumuz daha var. Bir değil, iki. İki? Üzülme. Bugün olmadı ama elbet bir gün bu işgal bitecek. Ve bu gemiler burada olmayacak. Bilmiyorum Aside. Keşke vakti zamanında, daha ilk geldiklerinde, şöyle bir baba yiğit çıkıp da geldikleri gibi giderler deseydi.